Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Size yine çok kolay bir model hazırladım Arkadaşlar hemen şipşak yapıp takacağınız bir model bakın hem de iğneden tığa bir model iğne oyasında olan modeli bu şekilde sizler için tığa çevirdim Evet arkadaşlar artık bu çimeni üst üste gösterdim etinden sütünden her türlü yararlandık iki üç tane model tasarladık bu çimen üzerine bu son arkadaşlar sıkıldıysanız farklı, bundan sonra farklı bir model hazırladım. Onun videosunu çekeceğim. O da çok güzel bir model oldu. Modelimiz bu. Şöyle ben türbenti toplayıp bir de şöyle göstereyim. Bakın modelimizi evet, iğneden tığa. Çok zarif. Bunu şimdi sizle beraber kırmızı rengini yapacağız. Bu çimenin üzerine evet hemen yapıp böyle takmak isteyen oyasız tülbent örtünmeyi sevmeyen arkadaşlarımız var. Şöyle derler oyasız tülbent örtülmek avrat işi değil diye. O yüzden maksat oyalı mı, oyalı, kolay hem de yine dentra zarif bir model oluyor. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi tülbentimizi kenar tığlamasını yaptık şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın arka tarafı unutalım şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim şöyle iki tane zincir çekip bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 böyle bir trabzan yaptım. Bakın. 4 zincir Tığ oyasının en sevilen ara suyu modeli bu bence arkadaşlar. Şöyle hem en eski hem de hiç eskimeyen bir ara suyu. 2 zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Evet, ara suyunu bu şekilde hazırladık. Şöyle göstereyim. Ben 9 tane koydum arası arkadaşlar. 7 de olur daha az isteyenler için. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını yapacağız. Aynı şekilde kirpiksiz trabzanlar yaparak yuvayı hazırlıyorum. 2 zincirimi buraya kapattım. Şöyle kirpiksiz bir üçgen trabzan yaptık. 2 zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 7 tane zincir 5 6 ve şöyle ters tarafına çevirdim bu boş olan trabzanın tepe noktasına 7 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva hazırladım bir zincirle düz tarafına dönüyorum yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum bu sık iğne dalımın güzel olmasını sağlıyor. 3 zincir 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapattım. Yine 3 zincirle aşağı. Bu birinci dalımız bakın bu şekilde. Şöyle 3 zinciri çekip göstereyim. Aynısından 3 tane buraya dal yapıyoruz. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 çekmemin sebebi kalın olması için şöyle. Trabzanımın fıstıklarımı taşıyacak destekte olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum. Yine 3 zincirle yuvaya girip ikinci dalımızı da kapattık. Yaptık. 3 zincir 2 defa tığı dola yuvaya gir. Şöyle 2 2 2 3 zincir boyutunda bu trabzanı hazırladım. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. 1 2 3 zincir yuvaya girdim. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Buraya 2 tane sık iğne yapmamız lazım yoksa aşağı yere değmemesi için meyil etmemesi için iki sık iğne yapıyorum sonra iki zincirimi çekip sıradaki tığ battıya giriyorum hemen bu şekilde 3 tane dal ve ara suyunu hazırladık aynı şekilde demin gösterdiğim ara suyunu buraya 9 tane yapacağız şöyle bakın iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım 2 ve 2 4 zincir trabzana kapat bir pipirik oluştur 2 zincir sıradaki yuvaya gir kapat bu kadar arası suyu arkadaşlar 2 zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 4 zincir 2 zincir sıradaki tığ battı şöyle ara kısma 2 zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle ilk geyik. Şöyle sonuncu kez yapıp artık fıstıklarımızın yapılışına geçelim. Evet, iki zincirimi kapatıyorum yandaki boşluğu. Şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum 3 dalımı ve bu bu şekilde de 9 tane tığ battı olacak bakın. Bunu 7 de yapıp daha yakın yapabilirsiniz. Şöyle Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir iki tane zincir çekip ipimi tığıma tutturdum ve şimdi ilk dalımızın içinden sık iğne ile kırmızı renkli ipimizi sabitliyoruz. 5 zincir çekiyorum. Ve kapattım. 2 tane kirpik yapıyorum bu 5 zincirde. 2 3 4 ve 5. Şimdi bak buraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne önemli. Bombillilik güzel bir şöyle çevre yuva oluşturmak için. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ters tarafından bakın buradan şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Hem de şu ipi de arkadaşlar arasında değerlendirelim. Şöyle şu tarafından kapatarak. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi dönüş kirpiğimiz çok güzel duruyor. Yukarı doğru sıyrılmıyor bu şekilde. Püf noktası olarak bu şekilde yaparsanız güzel oluyor arkadaşlar. Evet iki zincirle düz tarafına döndüm. Bu 15 zincirin içine giriyorum. Şöyle sahte sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde. 15 tane ikişer zincirli kirpik yapacağım. Şimdi arkadaş bakın tığından geçince üzerine oturtmak için me mecbur bir zincir çekiyorum. Bir de üzerine iki. Bir tane daha çekersek 3 oluyor. O yüzden biraz büyük olacağı için bu şekilde o tutturma zinciriyle beraber üzerine bir zincir. Evet, 2 zincir kapatıyorum. Yuvadan gir, ilmek altındakinden geç şöyle. 3 4 5 6 7 Şöyle yaptıklarımızı da sağa doğru kaydırarak 8 9 10 11 Şöyle 12 13 14 15. 15 zincirin içine 15 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpikleri yapıyorum. Sahte sık iğne ile yapıyorum ki şöyle zarif dursun. Yeşil yuvanın da içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum geçiş köprüsü olarak. Şöyle ikinci dalın bu 4 zincirli yuvanın içine sabitleyip yine bu şekilde 5 zincirden iki kirpik yapıp bu şekilde sık iğneli kirpikler yapacağız arkadaşlar. Şöyle kamerayı. Evet. Diğerlerini de yapalım. Aynı şekilde bir zincirimizi çekmiştik. Yine 5'e tamamlayıp kirpiğimizi oluşturalım. Tekrar 5 zincir. 2 tane 5 zincirden şöyle minik kirpikler oluşturduk. Şimdi deminki püf noktayı bombeliliği güzel durması için muhakkak kirpikten sonra bir sık iğne yapıyoruz ve 15 zincir. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hemen tersini çeviriyorum bakın. Şöyle modelimin bu taraftan şöyle. Yeşil yuvanın içine giriyorum, ilmeğimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada hani 3 zincir var ya o sizi zorlayabilir. Onu da içine katacağız. Bakın şöyle net görünmeniz için tutuyorum. Hatta bir tane de sık iğne yapıyorum. Başta hani zincir olmadığı için kolay giriyoruz ama bir sık iğneyi de şöyle e, yaparsak güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle Bismillah. Normalde tığ falan çıkmaz. Ama kamerada bu şekilde çıkar arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum sık iğneden sonra. Bakın bu 15 zinciri kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. İki zincirle düz tarafına dönüyorum. Yine bu 15 zincirin içine 15 tane bu şekilde ikişer zincirli kirpik yapacağım. Evet. Net göstereyim. İki zincir. Bu da ikinci kirpik. İki zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şöyle yukarı doğru. 14 ve 15. 15.yi de bu şekilde yapıyorum ve yeşil yuvaya yine en son bir sık iğne ile giriş yapıp 3 zincirle diğer yuvaya geçiş yapacağım. Şöyle net tutup göstereceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu bombeliliği bu kenardaki sık iğneler veriyor arkadaşlar. Böyle kalıp gibi yukarı doğru durmasının sebebini ortadaki sağ ve solda yaptığımız kirpikler şey sık iğneler veriyor arkadaşlar. Evet aynısı. Üçü de aynısı. Dediğim gibi hemen yaptak. İğneden tığa zarifçe tıkı bir model. Hemen sık iğneye giriyorum. 15 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ve 15. Hemen çeviriyorum. Bakın şöyle elinizle düzelterek yeşil yuvanın içine sizi fazla zorlamıyor arkadaşlar. Sadece zorlayacak olan şu kirpiklerin içeride kalmasını sağlamak son yakın olan kirpiği yanına muhakkak bir sık iğne yapıyorum kirpiğim güzel duruyor şöyle bir iki zincirimi çekip şöyle dönüşümü yaptım bu oh. yine kirpik üzerine bir zincir daha bu iki Toplamda 15 tane. 15 zincir 15 sayıyor arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle sağa doğru kaydırınca kalıp gibi oluyor. 2 zincir Şöyle 10 11 12 12 13 14 Şöyle 15 Evet normal sık iğne yapıyorum arkadaşlar yuvada en son yaptığım sık iğneyi 15 kepikten sonra hemen ipimi koparıp yakıp temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet modelimizi tamamladık şöyle kırmızılar içerisinde. Karşıdan bir görünüş dedim bakın arkadaşlar sizlerle yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle hiç ütülemedim arkadaşlar bakın zaten. Sık iğne ve zincirden oluştuğu için kalıp gibi bir model hazırladım sizlere. Şöyle toparlayayım. Evet, beyazda daha net göründüğünü düşünüyorum inşallah öyledir. Modelimiz bu. Bu da sizler için hazırlamış olduğum ee, hardar açık hardar sarısı modelim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok da zarif çok da kolay dediğim gibi yapılışı da bir o kadar güzel olan bir model oldu şöyle tutayım hemen şöyle ters tarafından da bakayım hemen yapıp ütüleyip böyle takacağınız bir model oldu gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar yapılışı da bir o kadar kolay şöyle karşıdan da göstereyim Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğeni ve önermelerde YouTube öne çıkarıyor beğeni ve yorumlar olunca. Bu da kanalın devamlılığını ilerlemesini sağlıyor daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.